Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem, güvercin sevdamızı sunar. Değerli izleyicilerimiz, Köy TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Burak Karaman. Güvercin Sevdamız programının geçen haftaki bölümünde Balıkesir Gönen'de kelebek güvercini yetiştiriciliği yapan arkadaşlarımızla birlikteydik. Aynı zamanda Gönen'de çok güzel bir dernek var. Hatta dernek bir tesisin içinde. Bu tesise büyük hizmetler, derneğe büyük hizmetler vermiş olan başkanı Sayın Fatih Özcan'la görüştük. Ve bizi dernekte ağırlamayı teklif etti bize. Bu tesisi gezdirdi. Hadi hep birlikte gidelim, Fatih Bey'le tanışıp tesisi gezelim. Evet başkanım, çok güzel bir tesis yapmışsınız. Burada herkesin ailesiyle gelebileceği, oturabileceği, dışarıdan hiçbir şeye gereksinim duymayacağı, kafeteryası da içinde olan 20'den fazla güvercin kümesi bulunduran, 20'den fazla güvercin sevdalısını bir çatı altına toplayabilecek bir tesis yapmışsınız. Öncelikle sizi tanıyaraktan bu tesisin hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Öncelikle bize böyle bir programda yer verdiğiniz için Köy TV ailesine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ve Turgut Yem'e de böyle bir programa sponsor olduğu için ayrıca ona da teşekkür ederiz. İsmim Fatih Özcan. 2018 yılından beri Gönen Güvercin Sevenler Dernek Başkanlığı yapıyorum. Aşağı yukarı, aslen ben Kütahyalıyım. Yani 12 yıl oldum buraya geleli. 12 yıldır Gönen'de yaşıyorum. İşim nedeniyle gelmiştim. İşte yani biz böyle bir yere sahip olmayı hayal ettik hep. Yani bunun için yönetime girdik, bunun için yönetimi aldık. Arkadaşlarla hep konuştuğumuzda yıllardan beri hep hayalimiz böyle bir yerde. Yani dernek hep daha önce şehir işlerinde kahvehanelerde lokal olarak işletiliyordu. Dedik ki böyle bir yerimiz olsun. Yani belediye bir yer tesis etmiş. Ama bununla ilgili kimse bir girişimde bulunmamış. Öylece kalmış. Biz de dedik hadi yönetimi alalım, böyle bir yer yapalım, kendimize ait, sadece güvercin sevdalılarına ait bir yer olsun.
Valla bu yola baş koyduk, başladık. Allah şükür, Allah'a şükür yani sonucuna da ulaştık. Ama tabii çok zorluklar çektik buraya gelene kadar. Tabii ki yani böyle güzel bir tesisin, böyle büyük bir tesisin yapılması çok da kolay olmamıştır. Yani ki bütçe en büyük sıkıntımızdır herhalde. Tabii ki. Şimdi zaten ilk başta belediye desteği olmasa yani gerçekten inanın bitirmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani belediye desteği çok önemliydi bu konuda. Gönen Belediyesi'nin size destek verdi. Evet, desteği sınırsızdı. Yani bundan önceki başkanımız da, şimdiki başkanımız da, ikisinden de Allah razı olsun, bize ellerinden gelen desteği sonuna kadar verdiler. Yani hiç sıkıntı yaşamadık belediyeden destek konusunda. Ya bu gördüğünüz bütün tesisin hemen hemen her işçiliğini belediye çalışanları yaptı. Biz sadece malzemesini aldık mesela, malzeme parası ödedik. İşçilik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Allah razı olsun hepsinden. Çok yardımları dokundu bize. Tabii yani böyle büyük bir tesiste öyle kolay bir işçilikle olabilecek bir durum değil. Tabii ki bunun haricinde belediye haricinde güvercin sevdalıların da burada emeği çoktur büyük ihtimalle. Tabii ki. Özellikle camiamızın büyüklerinden Kuşçular John Mehmet diyebilir kendisini. Mehmet Uzunoğlu abimiz yani inanılmaz bir destek verdi bize. Buradan yani, Köy TV aracılığıyla da kendisine teşekkür ederiz. Böyle bir tesisi güvercin sevdalılarına kazandırdığı için örnek olacak bir tesis. Ya buraya çünkü gelip giden yani herkesin bir emeği var burada yani. En küçük çocuktan 10 yaşında bir güvercin sevdalısından gelip yani mezatlarda yaptığı desteklerle burada gelip bize yani cebinden çıkartıp para verenler oldu. Yani herkes elinden gelen desteği gösterdi. Her şeyde, her taşta herkesin bir emeği var yani. Gerçekten çok büyük bir emek var ortada. Bilmiyorum, sanırım sen daha çok geziyorsun, sen görmüşsündür. Türkiye'de sanmıyorum ki böyle bir yer olsun. Ben bayağı bir gezdim. Yani bu tipte bir tesis görmedim ki. Bu tesis sadece güvercin sevdalılar için ağırlıklı olarak erkekler bakıyor. Ama burası sadece erkeklere özel bir alan da değil. Değil. Şimdi buraya insanlar aileleriyle gelip bahçede oturabiliyorlar. Çoluğunun çocuğunu alıp geliyor. Mesela bayanlar geliyor, geziyor. Bir de sadece güvercin sevdalıları da değil. Dışarıdan insanların ilgisini çekip gelen aileler de oluyor. Mesela ne güzel bir yer yapılmış diyerek gelip burada kuşlara bakıyorlar. Bir de ırk çeşidi çok fazla kafeslerde. Herkesin şahsi kümesleri olduğu için yani siz de görmüşsünüzdür. Çok fazla ırk var. Gelip inceliyorlar. Yani bizim de hoşumuza gidiyor. Yani burada içeride bayanların oturması böyle modern bir yer oldu yani. Gerçekten hani kuşçular hep şey olarak gözükür böyle insanların gözünde ya. Ne bileyim alt tabaka gibi görürler bizi. Hep bugüne kadar hep öyle olmuştur. Böyle bu Köy TV'nin yaptığı bir güvercin sevdamız programı gibi güvercincilerin de dış dünyayla bağlantısı, güvercin dünyası dışındaki bağlantıları artık bu izlenimi ortadan komple ya kaldırıyor. Bu programların gerçekten çok büyük bir faydası var bunlara. Yani insanların bize bakış açılarını değiştirmekte bence inanılmaz faydası var yani. Daha sık yapılmalı. Keşke herkes destek verse. Köy TV'nin verdiği desteği keşke herkes verse bize. Bu çok iyi bir tesis olmuş. Tabii. Bir de tesisinizde şöyle bir şey fark ettim. Tesisin kapısının içine girdikten sonra dışarıdan herhangi bir gereksiniminiz kalmıyor. Yemek için de bir büfeniz var sanırım. Evet, dışarıya ayrıca bir büfe tarzı bir yer yaptık. Yani ızgara salonu var. Izgara diye tabir ettiğimiz yiyecek çeşitleri, tost çeşitleri var. Ya biz istedik ki buraya gelen güvercin bakan bir arkadaş kuşlarıyla ilgilenebilsin, yemeğini yiyebilsin, çayını içebilsin, ailesiyle gelip oturabilsin. Yani biz öyle bir tesis hayal ettik. Hani sadece kümes yapıp insanlar gelip gitsin diye bir şey düşünmedik. Bir nevi sosyal tesis gibi yani. Hani olur ya büyük işletmeleri, büyük firmaların evet, sosyal tesisleri. Burası da bizim bir sosyal tesisimiz. Böyle bir sergi alanı. Şu an oturduğumuz yer mesela bizim güvercin sergi alanımız. Buraya oturuyoruz akşamları, toplaşıyoruz. Masaya kuş atıyoruz, izliyoruz. Herkes yorum yapıyor. İşte şurası güzel, burası eksik. Kırmadan, kalp kırmadan insanlar birbirine sevgi saygıyla burada yani eksiklerini söylüyor. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Irkı geliştirmek adına güzel sergiler de oluyor yani buralarda. Çok güzel bir sergi tabii. Herkesin kuşunu da sergileyebilmesi için özel bir şey. Dışarıdan derneğe üye olmayan misafirleriniz de oluyor mu? Tabii her gün yani çok gelen oluyor. Dediğim gibi dışarıdan merak edip gelenler de oluyor. Ayrıca bizim çevremizde arkadaşlarımız var mesela. Dışarı şehirlerden de geliyorlar. Sürekli ziyarete geliyorlar. Bir de mesela üye olmayan giremez diye bir olay yok yani. Yok, üye kartıyla girebiliyorlar. Bizim üye kartlarımız var. Misafir kartlarımız var. Onunla gelip girip burada istediği imkanlar, üyelere sağlanan her imkandan faydalanabiliyorlar burada. Ne kadar güzel. Peki kaç üyeniz var şu anda? Sayısı hakkınızda mı? 115 üyemiz var şu an. Kayıtlı 115 üyemiz var. Ya biz isteriz ki daha fazla olsun. Hani bu işe gönül veren çok insan var gerçekten. Ama şimdilik 115. Bu sayı gittikçe artacak. Tabii ki. Peki başkanım birçok emeğiniz varmış. Bilgilerini aldık.
Bir de dernek kurucu üyelerimizden bir abimiz var. Onu da tanıyabilir miyiz? İsmet Cangöz benim adım. Derneğimizi 1997 yılında rahmetli oldu. Cafer Bakal diye bir amcamız vardı. O kurdu. Onun vasıtasıyla kuruldu. O koşturdu en çok. Bu arada onu da yad edelim. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Ruhu şad olsun. Tabii ondan sonra bir sürü arkadaşımız devraldı bugüne kadar. Ben gerekli dönemlerde durdum dernek yönetiminde. Yani 6-7 dönem falan böyle başkan yardımcısı olarak. Daha doğrusu çıkmadım gibi bir şey yani. Devamlı yönetimdeydim. Ama Fatih Başkanımız gelene kadar burası gibi bir hedefimiz, amacımız yoktu diyeyim. Fatih Başkan'ın amaçları daha büyüktü. İşte konuştuk, bir olduk. Yani yapar mıyız, yapamaz mıyız derken böyle bir yeri bize edindirmekte en çok onun faydası var. Onun emeği geçti. Ben Gönenler olarak o Kütahya'dan geldiği halde Gönen'e böyle bir o yer kazandırdı. Teşekkür ederiz kendisine. Yani arkadaşlarımızın arasında konuştuklarımız da bu. Yani bizim çoğu Gönenlerin yapamadığı şeyi yaptı. Sağ olsun. Şimdi bu tür alanlar bence çok gerekli. Neden gerekli? Artık kentsel dönüşüm olduğu için daha önce herkesin kendi müstakil evi vardı. 2 katlı, 3 katlı bahçesi vardı. Kendine ait bir bahçesi vardı. Ama şimdi kentsel dönüşüme girdikçe bu apartmanlaşmaya başladı ve ortak kullanım alanları oldu. Ortak kullanım alanlarında da güvercin bakamayanlar, içinde güvercin sevdası olanlar kuş bakamaz hale geldiler. Ama her ilçemizde böyle bir tesis kurulmuş olsa, ki bu şu anda örnek bence, belki hani daha ilerledikçe bu tesis yetmeyecek bile size ama bence böyle bir başlangıç olması çok güzel. 97 yılından 2018 yılına kadar galiba böyle bir derneğiniz yoktu sizin. Böyle bir yeriniz yoktu daha doğrusu. Aynen, yerimiz yoktu. Yani derneğimiz faaldi hep. Ama işte şehir içinde kahvehanelerde, kıraathanelerde, ona benzer yerlerde böyle günü kurtarıyorduk. Bir şekilde toplanma yeriniz, kahvehanelerde. Toplanma yerimiz vardı ama böylesi yoktu. Bunda gerçekten Fatih Başkanımızın emeği çok oldu. Tabii bunu daha büyütülebilir burası. Yani ama şu an için nasıl diyeyim, başkanımız da söyledi. Şimdi Kemalpaşa'dan, Çan'dan, Çanakkale'den misafirlerimiz geliyor. Şanlıurfa'dan geçen yaz birkaç misafirimiz geldi. Gören böyle örnek olarak alıyor, çekiyor, video kayıtlıyor. Kendi ilçelerinde bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Tabii bu bizim şahsi iş yerimiz değil. Biz seçimle gelip gidiyoruz. Yarın öbür gün bizim küçüklerimize kalacak. Onlar da sahip çıksınlar. Bizim derdimiz o yani. Böyle daha bir geliştirsinler. Ki çok uzun yıllar sonra güçlükle yapılabilmiş bir tesis. Bunu hatta böyle bırakmasınlar. Daha ileriye, daha büyük bir tesise doğru götürsünler. Muhakkak. Yani tabii önemli olan o. Onu yaparlar inşallah. Biz gene destekleyeceğiz onları her halükarda. Gerek güvercin olarak, gerek bilgi olarak, gerek bilgi olarak zaten paylaşıyoruz. Olarak. Yani bizi güvercin camiasında tanıyan vardır bu bölgelerde diyeyim en az. Tabii kimseden bilgimizi esirgemiyoruz. Ama bu iş farklı bir iş yani. Bu hiçbir şeye benzemiyor. Haftada 3-4 akşam başkanımla beraber mezatlara gidiyoruz. Ziyaretlere gidiyoruz. Yani tabii şu an pandemi dolayısıyla gidemiyoruz ama seviyoruz yani bu işi. Bizim başka bir kötü alışkanlığımız, hani kötü alışkanlık güvercin derler ya. En kötüsü bu. En kötüsü bu bizim alışkanlığımız ama biz bunu da çok seviyoruz. Yani az sevmiyoruz. Peki uzun yıllardır kuş bakıyorsunuz. Hangi güvercinlere baktınız? Ben bizim bölgemiz kelebek. Kelebek, Gönen kelebeği diye hatta meşhurdur. Şöyle bir anım var. İstanbul'da pazarda geziyorum bir gün. Bizim kuşlarımızdan var kafeste. Dedim şunlar kaç para dedim. Orada satan arkadaş direkt Gönenler mi abi dedi. Aslında bizim burada karakuyruk diyoruz biz ona. Ama bölge olarak kendini kanıtlamış bir kuş. Herkesin de şeyinde Gönen kuşu diye yer etmiş Gönen demek ki. Gönen kuşu diye geçiyor İstanbul bölgesinde veya belli bölgelerde. Biz ne bakıyoruz? Biz karışık bakıyoruz. Bende her çeşit kuş var. Yani bir belli bir kaleme bakmıyorum. Posta seviyorum, mardin seviyorum, kelebek seviyorum. Bizde daha çok uçurmacılık, damızlık olayı yok. Yani benim kendimde. Ama başkanım damızlık bakıyor. Yani çeşit çok. Ayrıca şu da var. Bizim üyelerimiz 5-6 yıl evvel 400 küsürdü. Bir iki olaylar oldu. Üyeleri azaltmışlar. Tabii onda da amacımız tekrar çoğaltmak. Yani normal bizim 115 üyemiz şu an kayıtlı ama kayıtsız olarak da bir 3-400'den fazla üyemiz var Gönen'de. Yani güvercin bakan arkadaşımız var.
tekrar sıra bu üyeleri kayda geçirmeye de gelecek yavaş herhalde. Yavaş yavaş kazanacağız onları tekrar tabii. Yani tabii kazanılması gerekiyor. Çünkü çok güzel bir tesis. Herkesin bu tesisten faydalanması çok çok iyi olacaktır. Vallahi biz elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz. Yani çekmeye arkadaşlarımızla uğraşıyoruz. Tabii geliyor. Onlar da kıymet bilecekler. Yavaş yavaş gelecek. Peki bundan bir 5 yıl sonra nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de bu şekilde dernekler olur mu sizce? Bence olur. Bandırma Belediyesi, Bandırma Derneği'nden arkadaşlar geldiler, çekim yaptılar, belediye başkanlarına sundular. Tabii bunlar şahsi imkanlarla harcanabilecek paralar değil. Daha çok belediye destekli veya böyle ne diyeyim bizim Mehmet abimiz gibi arada yardımsever abilerimizin desteğiyle olacak işler. Çünkü para tutuyor gerçekten. Yani buraya ciddi meblağda bir para harcandı. Ama şey de yok yani yanlış olan bir şey de yok. Hepsi kayıt altında. Nereye ne harcandı? Yani zaten biz almıyoruz paraları. Faturayı oraya gönderdik, oraya gönderdik. Hep yapmak isteyenler yaptılar. Yani ya, gayet şeffaf olduktan bir... sonra, yani şeffaf olduktan sonra, insanların güvenini sağladıktan sonra oluyor bazı şeyler. En basit örnek Biga Derneği bize benzer bir yer yapmaya başladı şu an. Sadece binasını yapıyorlar. Dış kümesleri yok mesela ama Biga bize yakın ilçe. Hı hı. Onlar da gelip çektiler video, kayıt aldılar. Biz de paylaşıyoruz zaten ne gerekirse. Mesela Kemal Pişe Derneği var, Caner arkadaşımız. O gerekli şeyleri gönderdik ona, prosedürleri gönderdik. Valla işte bu işler güzel şeyler. Yani buradan içeriye kapıya bir girince adam başka bir şey görmüyor. Bu işi de meraklıysa. Az evvel çekim yapan arkadaş da mesela genç çocuklar, babası almış çocukları. O olayları çok yaşıyoruz. Tabii hayvan sevgisini aşılayıp görmedikleri hayvanı burada görebiliyorlar ki çeşit çeşit de görmeleri bayağı bir güzel bir şey. Aynen öyle. Yapıcı olmaya çalışıyoruz daha çok. Yıkıcı olmaktan çok yapıcı olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz eski dernek. Ama son 3 yılda büyük bir ivme kazanmış. Böyle bir tesise sahip olmuş. Arkadaşlarımız da kabul ediyorlar. Yani Gönenliler olsun veya çevre il ilçelerden de. Gelen giden İstanbul'dan arkadaşlarımız var. Devamlı geliyorlar. Bazı şeyleri paylaşıyorlar. İyi yani iyi gidiyor şu an için. İyi, çok iyi. Daha da ileri gider artı, inşallah. Tabii daha yapılacak şeylerimiz var. Mesela kapının önüne ağaç dikeceğiz. Başkanımız planlıyor. Şu ön bölümümüzü de çiçeklendirme yapacağız. Yani burası çok eski değil. Daha 6-7 aylık bir yer mesela. Anca yaptık. 6-7 aylık ama kümeslerin hepsi dolu. Boş yerimiz yok. Valla isteyen de var şu an. Daha hala kümes talebi var ama yerimiz yok tabii fazla. Yanlış yok diyelim. Yani hep olumlu şeyler olmaya çalışılıyor. Tabii bu kadar çok kuşçunun olduğu bir yerde de saygı, sevgi çerçevesinde bu kuşçuluğu yapmak lazım burada. Valla en önemlisi o zaten. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Biz onlara sevgimizi göstereceğiz. Onlar da gerekli olan saygıyı gösterdilerse bir şeyler yürüyor. Bu yürümezse zaten olmuyor. Çok da güzel yerlere gel inşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Ben sözü bir de başkanıma vermek istiyorum şimdi. Şimdi başkanım, ben hep örnek olacak bir tesis diye programın başından beri söylüyorum. Böyle bir tesise sahip olmak için bizim izlememiz gereken yolu Köy TV aracılığıyla güvercin sevdalılarına anlatabilir misin? Ama Burak, şimdi böyle bir tesise sahip olabilmek için öncelikle güçlü bir dernek yönetimine ihtiyaç var. Gerçekten hani gidip bir şeyleri isteyebilecek, bir şeyleri kabul ettirebilecek, karşıdaki insanlara kendine hitap edilebilecek düzgün bir yönetime ihtiyaç var öncelik. Sonra seni destekleyecek üyelere kesinlikle, yani herkesin desteğine ihtiyaç var böyle bir şey yapabilmek için, bu hale gelebilmek için. 7'den 70'e, yani küçük çocuktan en küçük güvercinciden en büyük güvercinciye kadar herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor bir kere. Birlik olmadan hani 3-5 kişinin bir araya gelmesiyle yapılabilecek bir şey değil kesinlikle. Ve belediye, her zaman dediğimiz gibi en büyük unsur belediye. Aslında baktığımız zaman ben rahvanat sevdası da var bende. Belediyelerimizin bu tür hayvanlarla ilgili etkinliklere, festivallere çok büyük destekleri oluyor. Aslında bu konuyu da gidip bu ilçelerdeki dernek başkanları belediyelerle görüşürse büyük ihtimalle bu desteği alıyorlar zaten. Ya işte talep meselesi. Talep etmen gerekiyor. Bir şeylere sahip olmak istiyorsan gidip, hani bir söz vardır, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara derler. Talep etmeden bir şey olmuyor. Gidip talep etmen lazım. Ya biz mesela çok gittik geldik belediyeye. Çok uğraştık. Kendi işimizden fedakarlık ettik. Kendi zamanımızdan çaldık. Belki çocuklarımıza ayıracağımız zamanı buraya harcadık. Gerçekten çok büyük emekler verdik ama yani işte dediğim gibi
bu sonucu görebilmek büyük bir mutluluk. Yani burada bunu başarmış olmak gerçekten çok büyük bir iş. Peki kaç tane kümesimiz var şu anda burada? Şu an 22 tane kümesimiz var. Boş yerimiz yok. Yok, boş yerimiz yok. 11 tane damızlık diye tabir ettiğimiz, bu tarafta yarı kısmı uçurulma var, yarı kısmı damızlık diye tabir ettiğimiz kümesler. İki tarafta dolu yani. Çok da talep var daha. Karşılayamıyoruz taleplerin çoğunu da. Bir de senin de bahsettiğin gibi şimdi kentsel dönüşüm, daha çok apartmanlara dönmesi insanları zor duruma düşüyor. Gerçekten mahalle aralarında kuş beslemek zor. Bir de şikayetler oluyor apartmanlardan. Biz belediyeye gittiğimizde bunu da söyledik işte. Dedik ki bakın siz böyle böyle şikayetlerle maruz kalıyorsunuz sürekli. Kuş besleyecek yeri olmayanlar apartmanlarda kuş besliyor. Size de şikayetler geliyor. Bizim yapacağımız bu tesis size bu şikayetlerin gelmesini de kesecek. Bunu söyledik belediyelere mesela. Dedik ki yani gelmeyecek böyle bir şikayet. Apartmanda besleyeceğine gelecek. Burada bizim bahçemizde, derneğimizde besleyecek insanlar dedik. Yani bu da önemli bir rol oldu onlar için. Tabii ki bu da şikayetlere tabii belediyeciliğin bir hizmeti olmuş oluyor tabii ki. Baktığınız zaman. Tabii ki. Çünkü yani devamlı şikayet olup şikayete gitmektense güvercin severlere böyle bir tesis imkanı sunup diğer halkın da şimdi çünkü kimisi sevmeyebilir yani zorla da bunu ortak kullanım alanında zarar veriyorsa herkese de saygı duymak lazım. Tabii ki. Böyle bir imkan sunup bu gibi diğer yerleşkedeki insanların da rahat etmesini sağlamış oluyorlar. Peki şöyle bir şey, 11 tane damızlık kümesi dedik. Burada evet. Kuşlarımız uçurulmuyor. Diğer tarafta 11 tane uçan uçurma kümesimiz var. Burada yetiştiriciler uçurma saatleri nasıl ayarlayabiliyorlar? Çünkü bazen aynı anda kuş uçurulamayabiliyor. Şimdi buradaki arkadaşlar gerçekten bu konuda ben hepsine teşekkür etmek istiyorum burada. Çok saygılılar birbirlerine. Yani herkesin belli bir saati var gibi yani. Kimse kimsenin saatinde gelip burada kafesini açıp kuşlarını çıkartmıyor. Veya geldiğinde birisi kuş uçuruyorsa diğeri bekliyor. Bir yarım saat bekliyor. Yarım saat içinde uçuran arkadaş da onun beklediğini görüp kuşlarını kapatıyor yarım saat sonra. Diyor ki ben hani arkadaşım uçuracak beni bekliyor. Bunun bilincinde herkes. Bu çok önemli yani. Yoksa büyük sorunlar olur. Tabii ki o bekleme süresinde de öyle boş boş oturup beklenmiyor. Gerek kümes temizliği yapılıyor. Gerek arkadaşlarıyla sohbet oluyor. Gerek kafeteryada bir şeyler içip veya açsa karnını doyurabiliyor. Oyalanabilecek yerleri de var burada. Tabii yani en büyük artısı o zaten buranın. Her şey var içeride. Hiçbir yere gitmeye gerek yok. Yani. Peki diğer aşamaları nasıl oldu bunun? Buraya çünkü bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Yine bu düzenlemede belediyeden mi destek aldınız? Çünkü düz bir arazi verilmedi size. Ya biz burayı ilk aldığımızda yeşil toprak bir alandı. İlk etapta tabii ben kendim de çok çalıştım kepçeyle. Gece gündüz çalıştık kepçelerle. Saat 10'lara 11'lere kadar kepçeyle çalıştım ben. Çalıştığım şirketin imkanlarını kullanarak zemin düzlemesini yaptım. Yani çok büyük emek verdik. Sonra belediye tabii belediyenin de çok büyük faydası var. Bütün hepsi fotoğraflı zaten çalışmalar falan. Allah nasip ederse onunla ilgili de bir pano hazırlamayı düşünüyoruz zaten. Çalışmaları gösteren. Yani kimin ne yaptığı her şey ortada. Biz bugüne kadar hani kime gittiysek herkesten hep istediğimiz desteği aldık sayılır yani. Çoğu insandan. %99'u destek oldu bize yani. %1'lik bir kesim var. Yani hani onlara da kimseye de zorla bir şey yaptıramıyorsun zaten. Gittiğimiz herkes yani bu mesela camlar olsun, çerçeveler olsun hepsi insanların, kuşçuların destekleriyle olan şeyler. 5-6 tane pima pençe kuşçumuz var mesela. Geldiler camları yaptılar. Kapıları yaptılar. Yani herkes bir şeyler yaptı elinden geldiğince. Mobilyacı insanlar var. Mobilyaları yaptılar. Yani herkes kendinden bir şeyler. Elinden geleni yaptı. Elinden geleni. Duvar ustası duvar için belki elinden geleni yapmıştır. Pimapen ustası pimapen için elinden geleni yapmıştır. Bu şekilde böyle çok güzel bir tesis oluşmuş. Peki başkanım şimdi ortada bir dernek var. Bu tabii ki resmi bir kurum. Siz bunun başkanısınız. Seçim yapılıyor. Seçimleri ne kadar zamanda bir yapıyorsunuz? Valla 2 yılda bir yapıyoruz seçimleri. 2018 yılında seçildik biz. Aslında şimdiye kadar yapmış olmamız gerekiyordu ama maalesef pandemi koşullarından dolayı seçim yapmamıza izin vermiyorlar. Biz seçim yaparken kapalı zarf usulü yapıyoruz. Kimse kimsenin verdiği oyu görmüyor. Oy pusulası hazırlıyoruz. Herkes kapalı bir şekilde oyunu kullanıyor. Seçim bittikten sonra gözlemcilerimiz oluyor. Bir heyet oluşturuyoruz. Onların kontrolünde oylar sayılıp kayıt altına alınıyor. Yani gayet demokratik bir seçim oluyor yani bizde. Peki oy kullanmaya üyelerin yüzde kaçı katılıyordur? Valla %80'e yakını kullanıyor oy. Yani büyük bir katılım oluyor. %80'i kullanıyor oy. Peki bunun için bir kuralı var mı bunun resmi olarak? Yani %50'den az katılım olursa seçim geçersizdir, tekrarlanacaktır gibi bir durumu var mı bunun? Tabii ki belli bir çoğunluğun sağlanması gerekiyor seçim kuralları için.
Yani biz bu seçim, bunu hiç yaşamadık, bu sorunu hiç yaşamadık. Her seferinde toplanıyor yani insanlar. Yani yok, dernekleşip bu tür bir yol izleyecek arkadaşlar için ben soruyorum bunu size. Yani yarıyı geçmesi gerekiyor. %51'i geçmesi gerekiyor. %51 çoğunluğun sağlanmış olması gerek genel kurul için. Peki siz başkansınız ama sizin tabii ki yönetiminde arkanızda destekleyen üyelerimiz de var. Kaç tane yönetimde üye oluyor? Ya bizim asil yönetimimiz 5 kişiden oluşuyor. Hı hı. Bir de 5 kişilik yedek, 3 kişilik de denetleme kurulundan oluşuyor. Toplam 13 kişi asil yedek ve denetleme kuruluyla birlikte. Ama yani genelde 5 kişiyiz. Bu 13 kişi sadece bunu gönüllü olarak yapıyor tabii değil mi? Ki, tabii ki. Herkes gönüllü tabii ki, olarak yapıyor. Herkes gönüllü. Ben dahil, başkan dahil. Bütün herkes gönüllü olarak yapıyor. İçimizdeki güvercin sevdasından. Tabii ki. Bırakılmaz vazgeçilmez bir sevdamız. Peki ben derneğinize üye olmak istiyorum. Örnek verelim. Hangi koşulları yerine getirmem gerekir? Ya şimdi bizim öncelikle birincisi kuş bakıyor olman gerekiyor. Kuş sevdalısı olman gerekiyor. Güvercin sevdalısı olman gerekiyor. Ya biz gereken kolaylığı sağlıyoruz zaten. Öyle çok bir şey beklemiyoruz hani üye olmak isteyen insanlardan. Sadece bir kimlik bilgisi, fotoğraf bilgisi. Onlar yani yeterli. Kayıt altına almak adına. Tabii ki. Kayıt altına almak için kimlik istiyoruz. Fotoğraf istiyoruz. Bu kadar yani. Peki benim derneğinize üye olduğum zaman derneğin üye olmamdan dolayı bana artısı var mı? Ya şimdi bu şöyle bir şey, derneğin geliriyle alakalı bir durum. Biz buraya gelene kadar kimseye bir artı bir hizmet sağlayamadık. Yani bu tabii büyük ya bir eksiklik. Ya başkanım, bu tesis gibi şimdi, bir artı varken. Şimdi bu büyük bir eksiklik gerçekten yani. Ben isterim ki derneğin faydası herkese faydası olsun. Yani üyesine olsun, üye olmayan olsun. Herkese faydasının olmasını isterim. Buraya geçtikten sonra ufak ufak şimdi bir şeyler yapmaya başladık. Mesela geçen dönem aşı yaptık. Herkese ücretsiz aşı dağıttık üyelerimize. Söyledik burada. Dedik ihtiyacı olanlar gelsin aşı alsın. Aşı tabancası aldık. Tabancayla aşı uyguladık herkese mesela. Daha çok profesyonelleşmek istiyoruz. Yani bu işte kaliteyi arttırmak niyetimiz. Hani daha iyi kuşlar, daha iyi ırklar, daha güzel kuşlar beslensin. Gönen hani cazibe merkezi olsun yani. Bizim istediğimiz bu. Tabii ki gelirimiz arttıkça üyelere dönüşü de mutlaka daha fazla olacak. Çünkü ne yapacaksın ki o kadar parayı mesela gelire? Elbet dağıtacaksın üyelere. Tabi bu da üyeler kuş sağlığı olarak. Tabii ki. Ki kimse cebine bir şey ekstra yani. Buradan bir şey beklemiyor. Ki beklense bu kadar emeğin altına girilmezmiş zaten. Ama tabii ki kuşçulara aşı olarak, kuşların sağlığını korumak için. Yarın öbür gün dernek olarak belki bir yem anlaşması yapıp yemi de paylaşma gibi durumlarınız olur tahminimce. Yani mutlaka olur. Tabii ilerleyen zamanlarda olur. Bu işi yapan arkadaşlarımız var Gönen'de. Yem işini yapan arkadaşlarımız var. Hani pek çok da kimsenin de şeyine girmek istemiyoruz. Hani onların önüne de geçmek istemiyoruz. O yüzden biraz ağırdan alıyoruz bu yem işini falan. Ama aşıdır, vitamindir. Yani ne bileyim güzel ırk güvercin edindirmektir. Aksesuardır. O tarz şeylerde tabii ki mutlaka büyük ölçüde yardımlarımız olacak. Peki başkanım, şimdi 100'ün üzerinde üyeniz var ama 22 tane kümesiniz var. Bunda herhangi bir kura sistemi çalışıyor mu? Yok, kura sistemi çalıştırmadık. Biz ilk etapta hani ilk gelen kişilere verdik, ilk talepte bulunanlara. Yani talep sıralamasına göre yaptık. Bir kura sistemi yapmadık. Talep, ilk talepte bulunanlar aldı kümesleri, ilk kümesleri. Ama tabii bundan sonraki yoğunluğa bakıldığında mutlaka bir kura sistemi gibi bir şey yapılması lazım yani, haksızlık olmaması açısından. Peki başkanım, çok eski yıllardan beri güvercin sevdalınız var. Çok da etkinsiniz bunda. 10 yıl önceki güvercin durumuyla şu zamanki güvercin durumunu nasıl kıyaslayabilir miyiz? Bir kıyaslama yapabilir misiniz bize? Ya şimdi her şey daha profesyonelce bence. Gerçekten herkes daha bilinçli. Yani önceden kimse bilmiyordu mesela, şu an sadece buğdayla besliyorduk. Buğday verip çıkıyorduk. Buğday verip buğday çıkıyorduk. Buğday fi verirdi. Yani başka en fazla şey verilmezdi. Fi verirdik. Şimdi bin bir çeşit vitamin, bin bir çeşit yem çeşidi. Yani yaz başka yem, kış başka yem. Yani çok profesyonel gerçekten her yerde. Ben mesela biz bir de çok seviyorum ben gezmesini. Yeni yerlere gitmesini, yeni arkadaşlarla tanışmasını. İsmet abi de bilir. Sürekli gezeriz biz. Her akşam bir yere gideriz mesela. Pandemiden önce öyleydi. Bir gün İzmir, bir gün Ankara, bir gün Bursa. Çevre ilçeler, sürekli geziyorduk. Bütün kuşçuları ziyaret ederiz, severiz. Yani gördüğümüz hakikaten çok farklı yerlerde kuşçuluk şimdi. Önceye bakınca, eskiye bakınca. Yaz bile yem, kış bile farklı yem. Çok iyi yani. Bence çok da iyi gidiyor. Göre. Tabii. Yani mesela postacılar bu işte çok özellikle. Her şeyi hesaplayıp ona göre yem veriyor adamlar. Yani çok
ileri derecede. Ya çünkü performans kuşu. Bir de tecrübelenmeye başladılar. Yani ustalarından da aldıkları bilgilerle işte bu rasyonda yem verirsen kuşun uzun mesafe uçamaz. Bu rasyonda verirsen kısa mesafe uçamaz gibi yılların tecrübesi de birikmiş durumda. Şimdi kostüm kuşlarında da aynı o şekilde ki zor bakılan kuşlar oluyor genellikle kostüm kuşları. Evet. Biraz daha hassas oluyorlar. Tüy yapısı falan çok önemli mesela. Verdiğin yem bunda çok etkili. Verdiğin vitamin bunda çok etkili. Tüyünü bozuyor mesela kötü yem kullanırsan veya kötü bir şey kullanırsan. Tüyü bozuluyor kuşun. O zaman da kostüm kuşunun özelliği kalmıyor yani. Parlak tüy. Kaliteyi yakalayamıyorsun. Turgut Bey bu konuda çok büyük bir yenilik yaptı. Şimdi hep standart güvercin karışıklar var. Standartın dışına çıktı. Yani güvercin için ayrı güvercinliğin ayrı dönemi baktığımız zaman karışık sayısını sayamıyoruz bile ki buradan şu anda Kars, Ankara, Mardin, İstanbul, Kırklareli, Türkiye'nin birçok iline yem hazırlayıp gönderiyor. Bu da neye dayanarak gönderiyor? Yıllardır gelen tecrübeye göre kuşların, çünkü kısa gagalı kuşun yediği yem daha farklı, uzun gagalı kuşun yediği yem daha farklı, damızlığın yediği, bunu şahsa özel rasyonlar da hazırlayabiliyorlar. Bu konuda bayağı bir hizmet vermeye çalışıyor ki eskiden dediğiniz gibi sadece buğday atılırmış, geçer gidermiş. Evet. Sonra karışık olmuş, sonra karışık da ayrılmaya başlamış. İçinden ekstralar veya çıkarılması gerekenlerin tecrübesine ulaşmış güvercin sevdalılarımız. Yani 10 yıldan bugüne baktığımız zaman bu iş çok çok daha farklı. 10 yıl sonra belki çok çok daha farklı bugünkü baktığımız acemi gelecek bize. Yani şimdi mesela kümese girip kuşları yemlediğinde... Akşam geliyorsun, yemediklerini fark ediyorsun mesela. İçinde bazı yemlerin içinden bazılarını ayırıyorlar kuşlar. İnsanlar ona göre özel karışıklar sipariş edebiliyor tabii. Bu güzel bir uygulama yani. Turgut Yem'in yaptığı bence çok iyi. Kuşa göre özel tabii rasyon. Tabii ki, kümese göre. Birazcık eskiden yapılan güvercin karışıklar böyle ele aldığı zaman güzel gözüksün sahibine de aslında. Tabii. Şimdi baktığımız zaman kuşa yapılıyor kuşa artık güvercin karışıklar. Peki başkanım, burada kuş sahiplendirme durumlarınız nasıl oluyor? Dışarıdan kuş istiyorlar mı sizden? Şehir dışından. Ya bizim karakuyruk kuşu çok. Yani ben geldiğimden beri, Gönen'e yerleştiğimden beri hep revaçta olan şey karakuyruk. Karakuyruk güvercini. Bu işte önce arkadaşlarımız vardı. Mesela geçen hafta program yaptığınız kümes. Yani onun gibi 5-6 tane daha kümesimiz var Gönen'de önce olan. Yani karakuyruk evet çok talep gördü. Çok gelenler oldu Gönen'e karakuyruk için. Yani hani tabiri caizse insanların kapılarında yattılar kuş alabilmek için, karakuyruk kuş alabilmek için. Ama şimdi tabii buradan aldıklarıyla diğer yerlerde kendilerini geliştirdi ve buraya meydan okur seviyeye geldiler artık. Şimdi meydan okuyorlar bizim kuşçulara mesela, Gönenli karakuyrukçulara. Yani ama o seviyeye kaptırmaz geldi. Bunu bence. Yani muhtemelen öyle gibi duruyor ama artık herkes bilinçli. Gerçekten çok iyi üretimler şey yapıyorlar. Getiriyor mesela bazıları buraya, yani adam arıyor, gelebilirim diyor sergiye. Buraya kuş getiriyor, atıyor masaya. Yani kuş atanlar da oluyor dışarıdan gelip burada. Burada şebap güvercin besleyenler de var. Tabii şebap güvercin besleyenler de var. Ya zaten bizim bu sergi alanını yapmamızdaki en büyük faaliyet şebap güvercincilerini örnek almamız oldu. Ben çok gittim bir yanlarına, çok gezdim. Burada şebap kuşu besleyen bir Mahir abimiz var. Onun sayesinde ben de çok gezdim. Bursa'ya gittim. Bütün festivallerine gittim. Ankara'da otellerde festival yapıyorlar. Antalya'ya gittik, Ankara'ya gittik. Çok gezdim onlarla birlikte. Onlardan gördüğümüz kadarıyla güzel bir ortam bu uygulama. Masa salımı. Şimdi kostüm güvercin sevenler de yapıyor aynı uygulamayı. Ya biz de burada yapmak istedik. Güzel bir yer oldu. Sadece kostüm için değil, kelebekçiler de salıyor mesela akşamları burada. Hünkârcılar da salıyor. Genelde haftada bir yapıyoruz sergi. Oturuyoruz, izliyoruz, muhabbet ediyoruz, değerlendiriyoruz. Yani heves oluşuyor insanlarda. Fikir alışverişi de oluşuyor. Tabii ki yani büyük bir şey ya. Buraya oturuyorsun mesela 20 kişi, 25 kişi geliyor. Bir kuş hakkında yorum yapıyorsun. Yani sen eksini görüyorsun, diğeri artısını görüyor. Yani güzel bir uygulama. Güzel bir şey. Toplanmaya da vesile oluyor bu. Tabii ki. Tabii ki. Ama işte maalesef pandemi buna izin vermiyor şimdi. İnşallah kurtulacağız İnşallah. Ondan. İnşallah. Tek dileğimiz o. Çok zamanda kurtulalım. Tek dileğimiz o. Çünkü kuşçuluk hani hep birlikte yapılan bir şey. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Benim kümesimde kuş olmuş. Sana göstermedikten sonra, çevremdekilere göstermedikten sonra, toplanıp bir arada bu kuşu değerlendiremedikten sonra bence kuşçuluk hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani kuşçuluk birliktelik bence yani. En büyük şeyi beraber olmak. Beraber olmak, bir de en iyisi elimizde olsa da daha iyisi var mı diye hep bir arayışta oluyoruz, yani. Geziyoruz. Almak için olmasa bile, sahip olmak için olmasa bile, görmek için bile onların peşine koşuyoruz yani daha iyisini aramak için. Hı-hı. İşte sosyal medyada bu konuda son zamanlarda çok
yaygın olması, her programda özellikle söylüyorum, birçok yerlerden kuşçuları birbiriyle buluşturmaya başladı. Yani şimdi sosyal medya bu kadar yaygın olmasaydı biz buradaki gören kuşunu belki Konya'da, Ankara'da veya doğu illerimizde veya İzmir'de, hani İzmir biraz daha yakın olması sebebiyle görünebilirdi ama o illerde görülemeyebilirdi. Belki de oranın kendine özel kuşlarını biz buralarda göremeyebilirdik. Birçok aslında güvercin çeşidi varmış. Ülkemize dışarıdan gelen, ülkemizden dışarıya giden, daha da bilmediğimiz belki ne kuş çeşitleri var. Çıkmaya da devam ediyor. Yani sosyal medya gerçekten bu konuda çok iyi. Çünkü bir sürü güvercin grubu var veya arkadaş olarak eklediğim bir sürü güvercinci var. Yani hiç görmediğimiz kuşları görüyoruz. Gerçekten ne biçim güvercinler görüyoruz. Aa diyor, burada daha iyisi varmış, gidelim ziyaret edelim bakalım. Veya ne bileyim, bazıları da çok iyi resim çekmeyi çok iyi biliyor, gidiyor. Orada gördüğünde oradaki aynı olmuyor ama gene de gidiyorsun yani. O kuş sürüklüyor seni. O sosyal medya peşinden sürüklüyor seni. Evet, daha iyisini bulmak için hep. Yani birçok çeşidi var. Mesela balon diye tabir ettiğimiz güvercinler var. Evet. Onun da çok değişik renkleri çıkmaya başladı. Yani mavisini gördüm ben. Bunun arkasından destek uyruklar vardı eskiden bizim. Şimdi Volski'ler çıktı. Evet. Yok, sonu yok. Daha da devam ediyor yani. Bu bir gidiyor. De şimdi artık şeyden de geliyor. Yurt dışından da çok kuş geliyor bu süs kuşları için. Bin bir çeşidi var yani. Hani bilmiyorum da süs kuşçuların kümesinde, bir süs kuşunun kümesinde yüzden fazla güvercin çeşidi var. Atıyor Uraski, Volski. Yani hiç duymadığımız Mantolusu isimler. Var. Aynen. Bir de kuşların kendi içinde de değişti. Taklacılarda ön tepe, arka tepe. Bu bir sürü çeşidi olmaya başladı. Rengine de artık yetişilmiyor. Aynen. Kuşun çeşidine de yetişilmiyor ki eskiden oyun kuşları, mesela kara kuyruklar oyun kuşuydu. Tabii. Bunları sadece uçurmalık oyun için bakılırdı. Ama şimdi oyun kuşunu ayrı bir kategori gibi olmuş oldu. Süs kuşu gibi, masa kuşu gibi ayrı bir kategori oldu. Ya şimdi bu şeyle alakalı mesela. Hani bu sosyal medyanın gücü de çok fazla bu olayda. Hani şebap güvercinini görüp, ya bizim kuşlarımız da bu tarz olsa keşke, ne kadar güzel güvercinler deyip daha çok o tarz yapmak için çalışıldı hep. Şebap, hep örnek şebap. Şebap güvercini gibi olsun, şebap güvercini gibi olsun. Şimdi kara kuyruklarda da öyle gerçekten, yani inanılmaz kara kuyruklar var. Kafası, kellesi, paçası çok değişti yani kuş. Hakikaten çok değişti yani. Baktırıyor aynen, kendine yani. Büyük, yani eskiyle yeniyi yan yana koyduğunda arasında dağlar kadar fark var. Büyük bir çalışma sonucu bu da. Bir de masa kuşlarında, şimdi şevaplarda özellikle, şevapçıları izlediğim zaman hareket şudur. Konuşmadan kuşu izlerler. Yani her tüyünü belki tek tek inceliyorlar. Her tüyünü. Ya onlar çok profesyonel yapıyorlar bu işi. Gerçekten mesela bilezik sistemi var. Yani inanılmaz bir sistem. Şimdi adam her şeyi takip edebiliyor. Bir senin kümesindeki kuşu benden daha iyi biliyor mesela, benim kümesimdeki kuşu. Geliyor, bu kuşun annesi babası bu değil mi diyor. Buradan gelme bu kuş değil mi diyor. Yani biliyor adam. Takip ediyor çünkü. Gerçekten onlar çok ayrı düzeyde ya. Şebapçılar festival olarak bilezik sistemi. Bilezik sistemi çok iyi bir şey. Sen buradan kuşunu satıyorsun. Gidiyor mesela. Adam oradan giriyor sisteme. Bakıyor bu kuş kimin? Mahir veya Fatih, işte benim. Beni arıyor. Diyor işte kuşum var bende. Daha devamı var mı? Güzelse mesela. İstiyor yani. İstemesine de vesile. Profesyonelleşmek bu anlamda çok iyi. Kimliklendirilmesi olmuş yani, oluyor kuşların yani, aslında. Pedirge kimliklendirilmesi çok iyi yani bence. Şimdi bunların bir de bir platformda herkesin ulaşabileceği bir şekle girmesi de çok önemli. Yani şimdi kuşun oraya bütün 7 ceddini yazamıyor. Sadece bir numara yazabiliyoruz ya da sahibinin ismi, soy ismi yazılıyor ama hangi dönemden hangi şey oldu belli olmuyor. Ama kimlik numarası verildiği takdirde bu kuşu, bir de sisteme döküldüğünde, sisteme dökülmezse mecbur sahibini arıyorsunuz. O sizi bilgilendiriyor. Belki kaydını kaybetti, belki hatırlamıyor. Ama bu kuş sevenler böyle bir kayıt sistemine girerse, siz de belki dernek olarak yaptınız ya da yapacaksınız. Böyle bir kayıt sistemine girerse bundan 10 yıl sonra bile bakıldığında bu kuş nereden gelmiş, nereye gitmiş, kime gitmiş hepsi çıkabilir ortaya. Şebapçılar yapıyor işte, şimdi ilk onlar başladılar bu işe. Pedirge programı hazırladılar. Kuşu girdiğin zaman yani annesi, babası, dedesi, atası, kimde olduğu, kimin kuşu olduğu, nasıl kuşu olduğu hepsi yazıyor yani. Çok güzel bir uygulama bence. Keşke yapabilsek ama bu da ayrı bir iş yani bence. Çok bence büyük emek isteyen bir iş. Ya bizim daha önceliklerimiz var, ondan önce biraz daha kaliteyi arttırmamız lazım önce. Tam yani o seviyeye ulaşmak biraz zor gerçekten. Peki başkanım, ben Denizli'yi ziyaret etmiştim. Denizli'nin kendine has kuşları var. Denizli'de bu kuşların tescil ve patent gibi işlemleri alınmış. Denizli üstüne tescillenmiş, patente alınmış.
Siz bu Gönen kuşuna, ki biraz önce İsmet abimiz dedi ya, İstanbul'da istediğimde Gönen'den mi diye sordu. Bu artık Gönen'le bayağı bir özdeşleşmiş bir kuş. Bunlarla ilgili bir tescil ve patent çalışmanız var mı? Valla şimdilik yok. Yani işin açıkçası bir kuşun bir ilçeye veya bir ile tescillendiğini, patentlendiğini de ilk defa şimdi sen söyledin, ondan duyuyorum. Ama eğer yani böyle bir şey varsa bunu araştırıp yapmak isteriz tabii ki de. Karakuyruk kuşunun Gönen'e ait olduğunu tabii ki tescillemek isteriz. Bu tabii ki ileriki yıllarda da buraya bayağı destek. Çünkü yurt dışından da birazcık böyle bizim değerlerimizi kabullenme, sahiplenme gibi bir durum var. Aynen. Bunlar fazla yayılmadan daha şimdiden biz bunları yapmak buraya lazım. Sabitleyelim. Valla bununla ilgili en yakın zamanda bir çalışma başlatırız biz İnşallah artık. Bu konuda da bir örnek olursunuz inşallah. Denizli'nin arkasından. Çünkü Bursa Oynar Kuşu da Bursa üzerine tescillenmiş bildiğim kadarıyla. Hiç duymamıştım daha önce. Yani böyle bir tescilliyorlar kuşları. Oraya ait olduğu belli. Ama güzel oluyor. Bir olay yani. Kuşun yöresinin bilinmesi, nereye ait olduğunun bilinmesi. Güzel bir olay bence. Çünkü her yere yayılmaya başladı artık. Tabii ki. Bütün yani kuşlar. Her kuş her yerde bulunuyor. Bu işte dediğin gibi senin sosyal medyanın örneği. Arıyor adam, ya bana satar mısın bir kuş? Mesela buradan adam kalkıyor, doğuya kuş gönderiyor veya doğudan buradan kuş alıyorlar. Çok çeşitleri var bunun, çok örneği var yani. Daha önce bulamadığımız kuşlar her yerden geliyor. Yurt dışından bile kuş getirtiyorsun. Arasak da bu, evet, yurt dışından geliyor. Bir de yurt dışına da çok gidiyor Türkiye'de. Ya ben mesela biliyorum, Arabistan'a kuş satıyor şebapçılar. Arabistan'a kuş gönderiyorlar. Uçakla gidiyor kuş. Evet, o bölgelerde kuşa bayağı ilgi var. Onlar yarışma düzenliyorlar. Arabistan'da şebap yarışması düzenliyorlar. Buradan hakem istiyorlar. Şebap Federasyonu gidiyor. Dediğim gibi onlar çok fazla profesyonel. Aşırı profesyonel bu konuda. Peki. Başkanım, güvercin sevdalarına böyle iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa Köy TV aracılığıyla bunları iletmenizi isteriz. Dernekleşme konusunda da iletmek istediğiniz bir mesaj varsa, programımızın sonuna doğru yaklaştık çünkü. Valla şimdi güvercin sevdası çok ayrı bir şey. Bu konuda kime ne dersen de yani hani bizi hep aşağıda gördüler. Hep farklı gözle baktılar kuşçulara bugüne kadar. Belki bu programlar sayesinde veya yapılan festivaller sayesinde veya bizim yaptığımız gibi bu şekilde yapılan sosyal tesisler sayesinde daha başka yerlere geldi artık güvercincilik, kuşçuluk. Yani daha profesyonel, daha iyi yapılıyor. Herkes birbirine saygıyla yaklaşırsa, sevgiyle yaklaşırsa yani bence kuşçuluk çok güzel. Çünkü her ilde, her ilçede, hatta her köyde gidip oturabileceğin bir yer oluyor. Yani güvercin gördüğümüzde çat kapı tabii gidip, ki girip konuya girebiliyoruz çünkü. Abes bakmıyor insan ama gidip başka bir evde bunu yapamazsın mesela. Başka bir şeyle yapamazsın bunu. Bu güvercin sayesinde oluyor. Gidip kapısını çalıp ya bu güvercinlere bakabilir miyim? Ben de güvercin besliyorum dersen sana kapısını sonuna kadar açar insanlar. Herkes açar yani. Yani çok, değil mi? Başka bir yerde bir kapıya gidip ya bakabilir miyiz desek başka bir şey için. Yani ters gelir insana ama bu güvercin başka bir şey işte. İnsanlarda müthiş bir bağ kuruyor. Gerçekten yani çok güzel bir olay bu bence. Bunu bozmamak lazım. Hep sevgiyle, saygıyla, hep güler yüzle yaklaşmak lazım birbirimize. Dernekçilik konusuna gelirsek, yani dediğim gibi bu iş tamamen istemekle alakalı. Gerçekten istemekle alakalı. Çünkü belediyelerin bunlara imkanları var. Bunları yapmak yani çok zor bir iş değil belediyeler için. Ama dernekler için gerçekten çok zor. Hani belediyenin desteğini aldığında, insan çevrendeki insanların desteğini aldığında zaman bu iş daha kolay oluyor. Bir de birlik lazım. Tabii ki. En büyük etken birlik işte yani. Bir de ama o birliğe liderlik edecek birisi lazım kesinlikle. İşte yani istemek lazım. İstemek lazım. Peki ben başkanım. Çok istedim. Oldu Allah'a şükür. Yani gerçekten göreve devam mı? Sağ olsun. Devam, seçimlere şükür, aday devam, olarak devam. Devam edeceğiz Allah nasip ederse. Hayırlısı inşallah daha iyi yerlere gittiniz. Bir de İsmet abimin Köy TV aracılığıyla güvercin sevdalarına iletmek istediğin bir mesaj varsa alabilir miyiz? Benim iletmek istediğim mesaj az evvel aklıma geldi. Şimdi bu güvercin sayesinde hiç tanımadığımız dostlarımız oluyor bizim. Yani nasıl diyeyim size, benim buradan Gaziantep'te bir işim olsun veya bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin işi olsun. İlle bir kuşçu ortak arkadaşımız var. Yani kuş deyip geçiyoruz ama yani güvercin deyip geçiyoruz. Bunların dostlukları çok farklı. Yani kesinlikle üşenmez. Ben inanıyorum ki buradan bir Diyarbakır'a, bir Gaziantep'e, bir İstanbul'daki bir ille bir ortak arkadaşımız vardır. Onların da bizde vardır muhakkak. Yani çok farklı bir dostluk. Ben aslında isterim insanlar boş zamanlarında ne bileyim kötü işlerle uğraşacaklarına bu işlerle uğraşsınlar.
Biz hiç bırakmadık. Ben çocukluğumdan beri, yani 6 yaşımdan beri abilerim sayesinde yapıyorum. Güvercin güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Bizleri misafir ettiniz, bilgilerinizi verdiniz ve böyle bir tesis kurdunuz. Bunun için güvercin sevdalıları adına sizden hem teşekkür ediyorum size, hem sizi tebrik ediyorum. Örnek olur inşallah. İnşallah. Böyle tesisler çoğalır, devam eder. Çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, Bir Güvercin Sevdamız programının daha sonuna geldik. Çok güzel bir tesis. Keşke vaktimiz yetseydi bu tesis hakkında daha uzun konuşabilseydik. Bu tesisi size gezdirme fırsatı bulabilseydik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Köy TV'de kalın, hoşça kalın. Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem, Güvercin Sevdamızı sundu.